genel izleyici için uygundur. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Seçime Doğru 2024 programımızla sizinle olmaya devam ediyoruz. Malumunuz Türkiye gündemi çok hızlı ve çok hareketli ilerliyor ve seçime doğru giden yolda her gün bir gün daha eksiliyor. Bugün konuğumuz Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Hüseyin Özkahraman. Hoş geldiniz Sayın Özkahraman. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Tabii siz Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayısınız Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama Şişli'den geliyorsunuz. Evet. Buraya. Çünkü Hrant Dink'in anma törenindeydiniz değil mi? Evet. Herkesi selamlıyorum burada. Şişli'den geliyorum. Agos gazetesinin önündeydim. Agos'ta Hrant Dink'in ölümünün 17. yıl dönümü anılıyordu. O anmaya katıldım ve geldim. 17 yıldır da hep anmalara katılırım. İşim gücümü bırakırım, hastalarımı bırakırım. Mutlaka gider Hrant Dink'in anmasına katılırım. Çünkü Hrant Dink benim dostumdu. Arkadaşımdı, yoldaşımdı. Maalesef 2007 yılında bir katil tarafından, 17 yaşındaki yaşı küçük bir katil tarafından maalesef gazetenin önünde öldürüldü. Şu anda da dışarıda. Yani cinayeti işleyen dışarıda, cinayeti yaptıranlar görevlerin başında ama ne yazık ki Gezi direnişinde görev alan, Gezi direnişine destek veren gazeteciler olsun, siyasetçiler olsun, belediye başkanları olsun, onlar içerideler. Ve en siyasetçi, milletvekili seçilmiş Can Atalay içeride. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay bozmaya çalışıyor. Çok ilginç. Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın kararını tamamıyla devre dışı koyması gerekirken, Yargıtay siyasi bir baskıyla Anayasa Mahkemesi'ne karşı çıkıyor. Evet, tabii ki üzüntümüz çok büyük. Hrant Dink gerçekten de kardeşleşmenin bir sembolüydü. Öyle biliyoruz. O bir özgürlüğün sembolüydü. Bugün onun anmasını yaptık. Anısının önünde, mücadelesinin önünde saygıyla, hürmetle, sevgiyle, özlemle anıyorum. Bugün tabii geldim, Bakırköy'ü anlatacağım, yerel yönetimleri anlatacağım, kendimden bahsedeceğim. Tabii. Nasıl bir belediyecilik yapacağız, onlardan bahsedeceğim. Bakırköy'de Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar var, onlardan bahsedeceğim. Tabii, tabii. Şimdi ben, evet, diş hekimiyim, Bakırköy Lisesi mezunuydum. Devamında İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Bitirdikten sonra da meslek hayatıma önce Bakırköy'de başladım. Uzunca süre Bakırköy'de kaldım. Hep Bakırköy'de kaldım. Bir ara askerlik görevim oldu. Sonra geldim tekrar yine Bakırköy'de başladım. Ama 1992 yılında Bakırköy ilçelere ayrılınca Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ayrıldığı zaman Bakırköy daha bir küçük bir ilçe haline geldi. Ve ben Bahçelievler'de kaldım. Bahçelievler'de Sur dışında, ilk kez Sur dışında bir özel hastane oluşturmuştuk. Sur dışı ilk özel hastanesiydi. Bahçelievler Yaşam Hastanesiydi. Ve orada çalışmaya başladım. Diş ünitesini kurdum ve diş kliniğinde çalıştım. Bu nedenle 3. bölgede çok ciddi bir tanınırlığımız var. Sadece Bakırköy'de değil, Bahçelievler'de, Güngören'de, Bağcılar'da, Küçükçekmece'de, Avcılar'da inanılmaz bir tanınırlığımız vardır. Bunun en büyük nedeni bir sağlık sektöründe olmamız, özel hastane çalıştırmamız, benim diş hekimi olmam ve siyasetle uğraşan, siyaseti seven, siyasetin içinde olan bir aile olmamız nedeniyle oldu. Tabii ben bu hekimlik mesleğimi yaparken çok çok hasta baktım. Yani inanılmaz hasta baktım. Bu diş hekimi olarak benim baktığım hasta sayısı ya 10 binlerin üzerinde, 10 binlerin üzerinde. Ama kaç yıldır 40 yıldır mesleğimi yapıyorum. Tam 40 yıldır yapıyorum. Zaman zaman da gece gündüz çalıştıklarım oldu, nöbet tuttuklarım oldu. Ama sadece diş hekimliğinde değil, hastane yöneticisi olmam münasebetiyle yönetim kurulu başkanlığı yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Anonim şirketin içerisinde görev almam nedeniyle her gelen insanla, sağlığıyla ilgili her gelen insanla uğraşmak, ilgilenmek gerekiyordu. Onları yaptım. İşim insan, gücüm insan, uğraşım insan.
Şimdi mesleki hayatımı devam ettirirken eğitimi de kesintisiz devam ettim. Kendi mesleğimle ilgili tam 4 dilde yüksek lisans yaptım. 4 ana ayrı ayrı bölümlerde. Bunlardan biri yöneticilik ve işletme üzerineydi. İstanbul Üniversitesi'nde yaptım yüksek lisansı. Diğer 3 tanesini de yurt dışında yaptım mesleğimle ilgili. Ya periodontoloji, implantoloji, ağız diş çene cerrahisindeki lazerlerin sert ve yumuşak dokuda lazerlerin uygulanmasıyla ilgili yüksek lisans yaptım. Ayrıca işim insan olduğu için insan davranışlarıyla ilgili doktora yaptım. Siyaseti de çok sevdiğim için, siyasetin içinde de olduğum için Beykent Üniversitesi'nde siyaset bilimimi ve uluslararası ilişkilerde de doktora yapmış oldum. Bu eğitim yaramı ama siyasetten hiç ayrı kalmadım. Siyasetin hep içinde oldum. Bir sürü derneklerde, özellikle hemşeri derneklerinde, ben Sivas kökenliyim, Sivaslıyım, Sivas Divriliyim. Örneğin Divri Derneği'nde başkanlık yaptım, Sivas Dayanışma Derneği'nde başkanlık yaptım. Bakırköy Halk Evi'ni kurdum, onun başkanlığını yaptım. Sadece oralarda mı? Hayır. Mensubu bulunduğum, şu anda belediye başkanı adayı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süre 6 yıl kadar ilçe başkanlığı yaptım. 3 yıl kadar da il yöneticiliği yaptım. Bunu niye anlatıyorum? Bunu bir, eğitimde çok ciddi yol kat ettim. Yönetim tecrübem, yönetme bilgisi, becerisi bunlar çok önemli bir faktör. Bir belediye başkan adayında aranması gereken vasıflar, bunları tamamlamaya çalıştım. İşim hep insanla. Ben bütün insanlara, kim olursa olsun, küçük olsun, büyük olsun, sevgiyle, şefkatle yaklaşıyorum. Bakırköy insanının da en önemli talebi şu, çok öyle büyük, devasa yatırımlar peşinde değil Bakırköylüler. Bakırköy insanları biraz da entelektüel düzeyi yüksek, eğitim düzeyi tabii yüksek, daha çok belediye başkanının kendisine, kendileriyle oturmasını, kalkmasını, muhabbet etmesini, çay kahve içmesini istiyorlar. Benim de işim bu. İnsanlarla muhabbet etmeyi çok severim. Çok okurum, çok severim. İşim gücüm insanlarla muhabbet etmek ve işim gücüm bu. Şimdi duyduğum kadarıyla Bakırköy'de AK Parti'nin adayı Talip Özdemir olacakmış. Eski bakanlardan biri. Olsun, o yürüyecek. Eğer benim partim aday gösterirse o yürüyecek, ben koşacağım. Yürüyen hiçbir zaman koşana ulaşamaz. Mümkün değil. Benim böyle bir özelliğim var. Çok az uyku uyurum ama müthiş spor yaparım. Bakırköy'ün her tarafına giderim, gezerim. Gördüklerimi not ederim. Nerelerde ne eksik var onları bilirim. Uzun süreden beri ben bu şey hazırlanıyordum. Bütün eksiklikleri biliyorum Bakırköy'ün. Bakırköy'ün en büyük eksikliği insanların sevgisi, onlara yaklaşım. Ben bunları sağlayacağım. Evet, siyasette hem alaylıyım hem de mektepliyim. Alaylıyım kendi tırnaklarımla siyasette. Sonra da eğitimle geldim. Sonuçta evet, işim insan. Belediye başkan adayı olduğum zaman bütün bu deneyimlerimi, tecrübelerimi, bilgi birikimlerimi oralara aktaracağım. Yöneticilik vasıflarımı hep oralarda, iyi bir belediye başkanı olacağım. Sevilen bir belediye başkanı olacağım. Halkını seven, halkı için her şeyi yapan, uğraş veren, koşan, koşturan bir belediye.